Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün BTC ile ilgili yeniden bir düşüş gelebileceği ile ilgili bilgi paylaşmıştım. Ve bu bilgiyi paylaşırken de nerelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bilgiler sundum sizlere. Ve özellikle dün kırılım retestinden sonra tekrar çift retest gerçekleştirebilme ihtimalinden de bahsettik. Şu an için arkadaşlar BTC'de dün kırılmış olan yeşil alan akabinde Kanal olarak kullanmış olduğum bölgeyi tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bakın kanal olarak kullanmış olduğumuz bölge dolar partisinde şu an için gösteriyorum. Çünkü TT partisinde şu an için kanallar görünmüyor. Bu bölgelerin tekrardan retest edildiğini görüyoruz. Bu önemli. Düşüşten sonra şu gelen mum özellikle ters çekiç akabinde bir yükselişi getirmiş durumda ama hala istenilen alanlar üzerinde bağımsız kapanışlar ve günlük kapanışlar gelmediği için bana göre temkinli olunmasında fayda var. Kapanışlar dışında özellikle kırılımlar açısından değerlendirdiğimiz zaman yani fake kırılımların olabilmesi gayet doğal bir durumdur. Bu gayet doğal bir durum şu an için. Piyasaların genel manada şu an için FED toplantısını beklediğini de düşünürsek arkadaşlar yatay bir bant içerisinde geldikleri yaşayacağımız çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi bunu da şöyle göstereceğim. Önceki günlük bazda bunu tekrardan belirteyim. Günlük bazda arkadaşlar bakın şurada 222 günlük M olarak belirlemiş olduğum alan 49-200 bölgesi. Bu açıdan bu alan üzerinde günlük kapanışların görülmesi önemlidir ki tekrardan yeniden bir hareketin gelebilmesi açısından bu aynı zamanda yeşil alanın tekrar yukarı yönlü kırılma anlamına gelir. 122 günlük EMA kırıldı. Eğer hareket bu şekilde bitecekse altında yine bağımsız bir kapanış gelmemiş olacak. Neden? Çünkü buraya kadar mumu tekrardan yükselttiler ve bu bölge de şu an için mum olduğu için altında herhangi bir bağımsız kapanış gelmedi. Tekniksel veriler dışında sizlere belirlemiş olduğum kanal hala çalışıyor. Bu kanalın bu bölgesinde özellikle kırılımın fake olabilmesi için tekrardan yukarı yönlü yeni hareket gerçekleştirmesi gerekiyor. Dominans açısından da belirlemiş olduğum alanlar açısından baktığımız zaman 41-21 bölgesi kırıldı ve bugün retest gerçekleştiriyor. Burada diğer bir unsursa şurada görmüş olduğumuz hareketli ortalama 41-47 bölgelerinden geçiyor. Alan üzerinde bir kapanış gelirse yarın dominansta tekrardan yükseliş emareleri görebiliriz. Bu açıdan bana göre hala çok temkinli olması gereken bir piyasa içerisindeyiz. Şimdi 4 saat diye geleceğim arkadaşlar. Burada formasyonlardan bir sürü şeyden bahsettik. Burada sizlere göstermek istediğim olaylardan birisi şu. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda yatay bir seyir söz konusu ve BTC bu yatay seyir içerisinde geldikler yaşayabilir. Ve bu yatay seyir ne kadar uzarsa arkadaşlar akabinde gelişecek hareket de bir o kadar sert olacaktır. Şimdi kısa zaman aralıklarında bunları incelediğimiz zaman aslında 6 saatliğe de gelmek istiyorum. Bakın 6 saatlikte Fibonacci ortalaması tekrardan denilmiş kırılmaya çalışıyor. Yeşil bölge altında aslında bir kırılım bir test vardı. Ee, tekrardan yukarı yönlü yeni bir hamle gerçekleştirdi. Şu an için şu görmüş olduğumuz alanın içerisinde hareket ettiklerimize devam ediyoruz. Günlük kırılımlar açısından söylemiş olduğum bölge özellikle 222 günlük EMA açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu alan bugün tekrar kırılırsa ve yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirirse o zaman kademeli bir şekilde 50.686, akabinde 51.800 bölgeleri, 54.430 bölgelerini takip etmiş olacağız. Ama günlük de söylemiş olduğum alan önemli bir alandır. 49.200 bölgesi, 300 bölgesi olarak dalgalanabilir. Da bu yüzden bu alanlara ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. BTC buralarda gergitler yaşar ve dominansta bir miktar hareketlilik olsa bile alt koyunlarda tekrardan BTC hareketiyle beraber görmüş olduğumuz gibi bir toparlanma söz konusu. Bu bir yükseliş değil, neden değil? Sadece dünkü hareketlerin bir miktar geri alınması. Örneğin XTZ açısından baktığımız zaman arkadaşlar bakın günlükte mumu görüyorsunuz gelişen mumlar. Şu an için çok küçük bir kıpırdanma söz konusu. TETA'ya geldiğimiz zaman mumları görüyorsunuz küçük kıpırdanmalar söz konusu. AVD öyle. Dota geldiğimiz zaman düşüşlerden sonra dünkü düşüşü bir miktar almayı başarabilmiş coinlerden birisi. Yani bu bize neyi gösteriyor? Şu an için gelgitli piyasa şartlarının devam ettiğini gösteriyor. BTC'nin belirlemiş olduğum yatay seyir içerisindeki kırılımı bize için çok ama çok belirleyici bir unsur olacak. Bu süreçte de zaten gelgitleri yaşayabileceğimizden bahsetmiştim. Günlük bazda tekrar söylüyorum. Alan altında kırılım bir test gerçekleşmiş. Şu an için Çift rites benim için gerçekleşiyor. Eğer olur da alan üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman dikkatli bir şekilde yukarı yönlü BTC'yi de takip etmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Bunu da çok net bir şekilde sizlere belirtmek istiyorum. Burada önemli olan gelişen şartlar doğrultusunda hareketliklerinize yön verebilmektir ve bu süreçte en iyi coinleri seçebilmektir. Çünkü bazı coinler yavaş hareket edebilirken bazı coinlerde ekstrem hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Özellikle bunun için de yarın bazı şeyleri görmek gerekiyor. Bugünkü kapanışları görmek gerekiyor. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Şimdi buradan EOS'a geçeceğim. EOS'ta da arkadaşlar günlük bazda son 2 gündür bir düşüş vardı. Bugün bir miktar son gelinen düşüşlerden bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. 4 saatlik bazı geldiğimiz zaman bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda 0.3.4 03. bölgesi arkadaşlar. Bu alan kırıldı. Retest edildi. Çift retest gerçekleşti. Hatta şu an için üçüncüsü gerçekleşiyor. 6 saatliğe baktığımız zamansa Alanın kırılıp reites edildiğinde mafiyonatçı ortalamasının bir türlü geçiremediğini görüyoruz. Bu da zaten oradaki baskıyı bize biraz daha net bir şekilde gösteriyor. Şu an için hareketlilik bu yönde. Ee, akabinde bir geri çekilme söz konusu ama bu saatten sonra 3.53 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor EOS'ta. Eğer alan kırılırsa 3.77 bölgesi ve akabinde diğer alanlara doğru takipte bulunabilirsiniz. GRT'ye gelmek istiyorum çünkü çok soru var. GRT'de de arkadaşlar bakın tekrardan şurada görmüş olduğunuz gibi bunu biraz daha belirginleştireyim isterseniz sizlere. Olayı biraz daha net anlatmak açısından. Şu an için bir yatay seyir var. Dip bölgelerine gelip iğneleme atıp yukarıya gidiyor. Yukarıdan dibe geldiği zaman tekrar yukarı yönlü yeniden hamleler gerçekleşiyor ki bakın burada hotta da çok net bir şekilde görülüyor. Dip bölgeleri turuncu alan şu alanda çalışmış, bu alanda çalışmış. Tepeler burada çalışmış. Tekrardan burada dip bölgesi çalışmış. Şuradan tepe bölgesine doğru tekrar hareket gerçekleşebilir. Yani bu neyi gösteriyor? BTC ile beraber bir yatay seyir içerisinde gergitli bir piyasa şartı olduğunu gösteriyor. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de yapılan en büyük hatalardan biri tepelere geldiği zaman alış yapılıyor işte uçacak gidecek diye sonra düşüş geliyor. Yani yatay seyir ve teknik analizi iyi irdelemek gerekiyor ki bazı oranlarda hareket edebilmeniz açısından. Şimdi burada HOT ve GRT'de de aynı oranlarda hareketlerin var olduğundan belirttim sizlere. Örneğin Litecoin'e gelelim. Bakın Litecoin'de de değişen çok fazla bir durum söz konusu değil. Şu görmüş olduğumuz alanlarda iğneli bölgelerdeki hareketlilikler, fake hareketlilikler olarak karşımıza çıkıyor. Yatay seyir devam ediyor ve şu görmüş olduğumuz band aralığında gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Bu açıdan iğneli takip ederken dikkatli bir şekilde takip etmemizde fayda var. Örneğin Avax. Bakın tekrardan aynı alana gelmiş. Aynı alandan tekrardan yatay seyir içerisinde bir tepki almış. Özellikle BTC'nin günlükte bir e, alan altındaki kapanışından sonra bu tepki alanlar pek beklenmiyordu. Net bir şekilde söyleyeyim bunu. Ama akabinde tekrardan hareketlikler devam edince BTC hareketiyle beraber şu görmüş olduğumuz alanlarda da hareketlilik çalıştı. Yani bu neyi gösteriyor? Özellikle FED toplantısına kadar bir yatay seyir. Akabinde dünyada gelişebilecek hareketlikler FED'in yapacağı hamleler neticesinde de yön tayininin çok net yapılabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan da önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Bu zaman içerisinde de gel gitti piyasa şartları devam edecektir diye düşünüyorum. Ve bu süreçte önemli olan hareket alanı içerisinde hızlı toparlanabilen coinlerle işlem açmayı başarabilmek. Bunun için de biraz tekniksel veri ve biraz daha bilgi gerekiyor. Şimdi linke gelelim. Bakın linkte de özellikle 4 saatlik bazda bakın şu görmüş olduğumuz alanda bir toparlanma söz konusu. Düşen trendler açısından hiç değerlendirmiyorum arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğunuz bölgede bakın Fibonacci ortalaması, kırılımı ve retesti testi mevcut. Yeşil alan altında gerçekleşiyor. Şu an bu yukarı yönlü gitmeyeceği anlamını taşımaz tabii ki. Dikkatli olmak gerekiyor. Son görülen bu neresi? 19.38 bölgesi. Bu bölge altı kapanırsa stop olma kaydıyla istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Örneğin komp kırmızı alandan tekrardan güzel bir şekilde dönüş almış coinlerden birisi ve bu alanda hareketliklerine devam ediyor. Bakın şurada da çok klasik bir şekilde gördüğünüz gibi yatay bir piyasa söz konusu ve bu piyasa şartları içerisinde hareketlikler devam ediyor. Birçok coin'de görmüş olduğumuz gibi hareketlikler var. İnç'e gelelim. İnç son dönemlerde sizlere paylaştığım ve günlükte önemli alanlarda hareket gerçekleştiren bir coin'di. Alanı kırdı, retest yaptı. BTC hareketiyle tekrar yukarı yönlü gidiyor. BTC kendini toparlarsa bu hareketinde fake olma ihtimali artacaktır. Bu yüzden dikkatli bir şekilde tarzı da arkadaşlar şu an için tekrardan Fibonacci ortalaması kalınlığı testi var ama yükselen bakın düşen tren 1 2 3 4 5 6 kezdir deniliyor ve geçilemedi. Burada gerçekten büyük bir güç toplanması söz konusu Bu saatten sonra gelişebilecek hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Bant ile ilgili de bilgiler paylaşmıştım. Bant'ta bir yatay seyir yerine bir kanal var aslında. Bu kanal hareketi içerisinde şu an için bir miktar hareketlikler devam ediyor. Ama burada 5.41 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Alan kırılırsa tekrar yukarı yönlü. Kırılamazsa tekrardan 4.6 kırmızı yatay destek bölgesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada BTC'nin belirleyici olduğundan bahsetmiştim. Günlükte benim için önemli bir alan içerisinde. Bu alanı kırıp kırmayacağının iyi takip edilmesi gerekiyor. Özellikle günlük kapanışlar açısından. Eğer alan kırılmazsa arkadaşlar tekrardan aşağı yönlü baskı gerçekleşebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.